Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Tales of Jedi ile ilgili ufak tefek yorumlar yapmak için karşınızdayım. Tales of Jedi biliyorsunuz 26 Ekim'de Disney Plus üzerinde yayınlandı. 6 bölümlük, 6 farklı hikayeden oluşan bir kısa animasyon serisiydi. İşte yaklaşık 12, 15, 19 dakikalık animasyonlarla Dave Filoni liderliğinde böyle kısa bir seri izledik Tales of Jedi diye. Ben ilk fragmanlarını gördüğümde gerçi böyle bir heyecanlanmıştım. Yani farklı alanlarda farklı boşlukları doldurabilir diye. Zaten o amaçla yola çıkmış olduğu çok belli. Ancak beni çok fazla tatmin etti mi? Yani çok ortadayım. Bilemedim. Bununla ilgili tabii şöyle de bir yorum var. Biraz Legends tarafındaki orijinal hikayeleri biraz delik deşik eden, öyle boşluk dolduran bir animasyon serisi olmuş. O biraz bende böyle bir burukluk yarattı ama biz işte yorum, bir sürü Twitter'da da falan yorumlar geldi. İşte Legends'ı zaten gömmüştük. Artık kanon tarafından ilerleyecek hikayeler, buna alış falan cilan diye, yani tamam alıştık da yani hani makul mantıklı hikayesi olan karakter ya da olayları da çok fazla deforme etmeye gerek var mıydı bu şekilde? Bilemiyorum yani, bölümlere bakacak olursa ilk bölümü hiç beğenmedim. Çok tahmin edilebilir. Yani çok, yani işte boş zamanın, yani bilmiyorum, Bad Batch'ten bir vakit arttı da acaba hani arayı animasyon ekibi bu hikayelerle dolduralım bari boş kalmasın gibi düşünülmüş bir hikaye herhalde. Yani çok tahmin edilebilir ve yani işte Ahsoka, bir de Ahsoka'nın şöyle de bir durumu var. Ahsoka artık limite geldi. Yani live action dizisi, işte diğer animasyonlarda vesaire, yani çok sürekli gündemde yani Ahsoka. Yani ben yoruldum, bilmiyorum sizi. Ya tamam, değerli bir karakter, güzel bir karakter, güzel bir hikayesi var. Yani seviyoruz da, live action tarafında da çok iyiydi, beklediğimin çok çok üzerindeydi. Ama böyle boğuldum artık Ahsoka'dan ya. Ahsoka'dan başka karakter yok mu abi? Yani burada da işte bilmem kaç bölümün yarısı Ahsoka yine. Bir, beni rahatsız edenler. İki, bu Clone Wars'ta tabii tutan, daha sonra da geliştirilen ancak stili bozulmayan bu animasyon motorundan da yoruldum ben yani. Yani izlediğim her şey Clone Wars'un devamıymış gibi hissettiriyor bana. Yani Star Wars Visions hariç, o bambaşka bir projeydi tabii. O bir sanat projesiydi zaten. Onun dışında şimdi bu Tales of the Jedi, yani Clone Wars uzantıları gibi. Zaten bunu öyle algılaman lazım abi diyenlere de bir şey demiyorum. Doğrudur yani. Ama yani ikinci bölüme baktığımızda işte Dooku'yla Qui-Gon Jinn'in bir ilişkisini görüyoruz. Orada Dooku'yla, tabii Dooku'nun karakterinin biraz böyle derinlemesine işlenmesi. Yani okey, ama genel olarak hikaye, yani şöyle tepkiler bile, Tales of Jedi abi, manyak olmuş. Yani bence çok öyle bir manyaklık yok yani. Burada benim kitaplarımın içinde bir kitap var, bu Star Wars'taki boşlukları dolduran. Hemen buldum 2 dakikada. Bir sürü yazarın yazdığı farklı bir açıdan Star Wars diye bir kitap bu. Yaklaşık kaç sayfalık, nasıl diyeyim, işte 500 sayfalık falan. Şimdi burada bu kitap da boşlukları dolduruyor. Öncelikle kanon tarafındaki boşlukları dolduruyor. Ve bu boşlukları da oldukça makul ve mantıklı şekilde birçoğu dolduruyor. 40. yılında 40 öyküyle Star Wars diye de geçiyor aynı zamanda. Yani kanon tarafında aslında neyin nasıl olduğunu, işte bizim arada çok küçük sandığımız şeylerin aslında ne kadar büyük olaylar olduğunu falan gibi şeyleri anlatıyor. Yani bu kitap okey ama bu şekilde yani beni bilmiyorum çok açmadı. Count Dooku ve Windu'nun hikayesinde, Windu'nun işte konseye seçilmesi ama Dooku'nun seçilmemesi, bunun onda yarattığı kopuş falan okey, hadi tamam diyelim ona da. Dönüp dolaşıp Yaddle'ın hikayesine geliyoruz. Yaddle'ın hikayesi zaten Legends tarafında oldukça makul, mantıklı bir hikayesi vardı. Neydi o? Çok kısa özetle Yaddle işte bu konseydeki koltuğunu, konseydeki yozlaşma, bu Jedi düzenindeki yozlaşma ve körlük nedeniyle
konseydeki koltuğundan ayrılıp sahaya iniyordu. Sahada da işte imparatorluğun zulmüne uğrayanların yanında imparatorluğa karşı savaşırken işte bir gezegenin yok edilmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda kendi hayatını feda ederek oradaki insanları kurtarıyordu. Hikayesi buydu Yedil'in. Hani Yedil nerede işte niye bir daha gözükmedi falanın hikayesi aslında oydu. Şimdi bunu döndürüp dolaşıp Doku öldür diye gelince bir garip oldu yani. Hani bilemiyorum yani Doku öyle bir karakter mi? Doku tamam çok böyle değişik biraz böyle şey bir karakter nasıl diyeyim farklı bir karakter. Sith Lord'u olma noktasındaki işte o vahşeti biraz daha farklı yorumlayan bir karakter. İşte Mace Windu kim biri diyordu ya işte o aslında bir idealisttir falan diye. Burada öyle değil. Haşır diye Yaddle'ı doğradı şeyin işte apprentice'i oldu. İmparatorun. İmparatorun apprentice'i o dönemde mi oldu? Yani episod 1 sonrasına denk geliyor bu işte. Darth Maul öldükten sonra ya denk geliyor. Oralarda benim kafam karıştı doğrusunu isterseniz. Genel olarak Yaddle'ın bu şekilde yok edilmesinde kanan tarafında böyle kabul yani Count Dooku öldür diye gelecekse iş Count Dooku'nun arkı da bozulmuş oluyor. Hadi Yaddle'ın arkı zaten Legends'ta kaldığı için bir şeyden sayma abi falan diyorlar. Okey saymıyorum. Ama Count Dooku'nun geçmişinde Yaddle'ı öldürdüğüne dair bir bilgi yoktu. Şimdi oldu. Yani bundan sonra öyle yorumlamamız gerekecek. Yani Doku'nun karakter derinliğine inerken bu şekilde mi inilmeliydi? Yedili ortaya meze yaparak mı inilmeliydi? Ben o noktada biraz tarafsız kaldım. Diğer yine Ahsoka'nın işte antrenman kusursuzluğa işte sürekli bayıltıcı silahla vuruyor. Onları geçiyorum zaten bomboş bir bölüm. Bir de Padme'nin cenazesinde Ahsoka'nın olduğu olması durumu ve ondan sonra işte bu Jedi'lıktan falan artık vazgeçip daha münzevi bir hayat yaşamak üzere işte başka gezegenlere gittiği ancak orada da günün sonunda yaptığı ufak bir hata üzerine bir Inquisitor tarafından enselenmesini anlatan, onunla mücadelesini ve tekrar o tırnak içinde savaşa dönmesini anlatan bir hikaye. Yani onu da ben çok ortalama buldum. Yani bana böyle wow dedirtecek aman da aman falan diye böyle Tales of the Jedi'de bize bunu verdi diyebileceğim çok az şey oldu. O benim bünyemin kabullenmesiyle de ilgili bir durum olabilir. Yorumlara katılıyorum. Tamam ağlıya ağlıya günlüklerime yazabilirim. Legends'ı çöpe attık. O makul mantıklı ve o ark üzerinden devam eden hikayeler şu an çöp kutusunda duruyor. Ama Mace Windu değil, Count Dooku, Yaddle hikayesi falan beni hiç açmadı bu şekilde yok olması. Benim kişisel fikrim, çok bayılmadım. Özellikle ilk bölümü izledikten sonra da yani dedim ki yani baba bu yani Tales of Jedi diye girdik yani bu mu çıkacaktı? Yani o kadar yani doğduğu an, yani ormana doğru yola çıktığı andan itibaren çok net Force kullanacağı. Ve öyle çözüleceği, işte dönünce bu bir Jedi falan muhabbeti yani. O nedenle bu hani beni böyle alıp bir yere koymadı. Heh, işte. Tabii ki şunu kabulleneceğiz yani. Tamam, bunlar bir şekilde anlatılmış oldu. Dave Filoni de alkollü müydü ne diye ben anlamadım ki bunları çekerken. Bunlar bir şekilde çekildi, konuldu kenara. Artık bunlar üzerinden ilerleyecek hikayeler. Okey. Yani öyle arzu etmişler, öyle uygun görmüşler. Ama ben yine de böyle makul hikayeleri olan, makul mantıklı hikayeleri olan karakterlerin de böyle deşilip içinden geçilmesi de bana çok şey gelmiyor. Çünkü günün sonunda el ayak sıkışınca Legends'tan işte karakter olay çeken bir Disney var. Dur onu da cımbızlayalım. Amiral Thrawn çöp oldu, şimdi geri getiriyorsun mesela. İşte bilmem ne çöp oldu. Hop bakıyorsun bir tane dizinin içinde çıkıyor falan. Mecburen Legends tarafından bir içerikler çekmek durumunda kalıyorlar. Onun için bu biraz dikkatli olmak lazım bu tip projeleri yaparken. Yani bakalım göreceğiz. Yani böyle ortada kaldı biraz Tales of the Jedi. Bir de şöyle bir durum var. Normalde devam eden bir Star Wars ki bunu pazar sohbetinde ekstra söz edeceğim.
Normalde devam eden bir Star Wars işi varken Disney üstünde apar topar bu Tales of the Jedi, yani Andor'un bitmesini beklemeden niye girdi? Onu da bilmiyorum. Yani sonrasında Bad Batch falan da gelecek ama yani bilemedim. Ben çok ortadayım arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim, memnun olurum. Muhtemelen birçoğunuz benim gibi düşünmüyor olacak. Buna da saygı duyuyorum. Anlıyorum da. Çünkü kanon diye bir gerçek var önümüzde. Bak kanon. Bir sürü şeyi, arayı, boşluğu dolduran, böyle küçük araları dolduran 40 tane hikaye var burada. Aha sana kanon yani. Bazıları da çok güzel. Mesela başka videolarda da söz etmiştim. Tantive 4, New Hope'un başlangıcında Tantive 4, Darth Vader'ın bayrak gemisi tarafından yakalandığında, kıstırıldığında diyelim. Onun sonu Rogue One'da başlıyordu biliyorsunuz. Yani Rogue One'a bağlanıyordu. Rogue One'ın sonu A New Hope'un başına bağlanıyordu. Ben bu takibin birkaç gün, belki birkaç hafta olduğunu falan düşünüyordum. Halbuki öyle değilmiş. Mesela orada bir boşluğu dolduruyor buradaki hikayelerden biri. Tantive 4 ağır hasarlı olduğu için şeye bordalıyor. Öteki amiralin gemisine, Rogue One'ın sonundaki. Fakat işte bu hiper sürücü izlerini yok eden aygıtlar falan var gemilerde, bu imparatorluk takip etmesin falan diye. Ancak Darth Vader Rogue One'ın sonunda böyle Palas Pandras dalınca Tantive 4 ayrılıp oradan hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Ama tam olarak tamir edilmemiş durumda. İmparatorluğun takip edebileceği izleri silecek alet henüz tamir edilmediği için ne kadar ışık hızına geçip kaçsa da Darth Vader gemisiyle onu takip edip yine Tatooine üzerinde kıstırabiliyor. Ve bunun arasında işte böyle hani günler, haftalar yok. İşte saat var belki, yani bir saat içinde falan tekrar yakalıyor. Belki 15 dakikada yaşıyor. Yani çok kısa bir süre içinde yakalıyor. Aynı gün, aynı saatte. Ama biz zannediyorduk ki işte haftalar vardı arada bilmem ne. Bu epidir, bunları kovalıyorlardı falan filan. İşte o tip boşlukları böyle dolduruyor. İşte kanondaki o araya böyle maskeleme yapıyorlar. Yani bunlar okey. Ama yani şimdi Yaddle'ı haşır şırı ışın kılıcıyla Dooku'nun öldürmesi. Dooku'nun saçlarının ak düşmüş olması gerekiyordu orada. Episod 1'den söz ediyoruz. Episod 2'de gördüğümüz Dooku böyle miydi? Yani çok uzatmayayım, çok da baymayayım. Ben de çok ortalamada kaldı. Sizin fikirlerinizi de okuruz. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi güç sizinle olsun.